Siz liyakat nedir biliyor musunuz? Liyakatlı insan, liyakat Türkiye'de ve dünyada en çok şu anda bakılan şey liyakat. Ama İzmir'de bunun bir de derneği var. Liyakat. Liyakatlı kadınlar var. Liyakatlı erkekler de var. Liyakat Derneği'nin başkanı Berkay Eskinazi. Daha önce size tanıtmıştık. Zaten Berkay Eskinazi tanıyan yok. Sanıyorum şu anda da uçakta yurt dışına gidiyor. Geldiği zaman bu veyahut da bunu Almanya'da Berlin'de falan izleyebilir sizin gibi. Şimdi liyakat ne yaptı biliyor musunuz? Bazı hanımlarla beraber bir toplantı yaptı. O toplantıyı nerede yaptık? Arke var. Arke nerede? Hani İzmirli bilenler için söylüyorum. Konaktan Karşıyaka'ya giderken altın yol var ya. Altın yola girdiğiniz zaman sağ kolda bir yer var. Büyük bir bina. Cornus diye bir yer var. Hep görüyorum ama ben eskiden giriyordum. Çocuğum küçükken giriyorduk oradan kırtasiye alışverişi. İşte o kırtasiye bölümünün o koskocaman mağazanın bir müdürü var. Kim müdürü? Demet Çizik. Demet Çizik önce liyakatı veya kendi firmasını anlatsın. Neler yapıyorlar? Şimdi biliyorsunuz okullar kapandı ama tatlı telaş başlayacak. Ne bize ikram edecek? Ne verecek? Defter mi? Kalem mi? Ne verecek? Zaten defterle kalemle başlamıyor mu her şey? Peki sevgili Demet, siz Arke olarak neler pazarlıyorsunuz? İzmirli halka ne veriyorsunuz? Bizim yaklaşık 28 bin çeşit ürünümüz var Arke'de. Evet. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir mağazamız var. Orada hediyelik eşya, ofis malzemeleri, gıda temizlik eşyaları ve kişisel bakım ürünleri var. Yaklaşık 3 senedir biz burayı Evet. işletiyoruz. 2012 Eylül ayında da Gaziemir'de de yeni bir şubemiz açıldı. Orada da 300 metrekarelik bir Evet. mağazamız var. Orada da yine Gaziemir, Karabağlar ve Evet. Sarnıç, Torbalı gibi hem kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz hem de perakende müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki ben bir şey merak ettim. Dün 3-4 erkeni 30-40 belki 50-60 tane hanımı ağırladınız. Evet. Bu hanımlar da çok mutlular. Hatta dediler çoluğumuzu, çocuğumuzu, yakınımızı buraya getirelim Evet. dediler. Aslına bakarsın milyonlarca insan, binlerce demiyorum, milyonlarca insan sizin önüne sirkülasyon var. Doğrudur. Ama sizin tanıtımınızı böyle yaparsanız yani oranın güzelliğini ancak içeri giren gelir. Ben Tabii içeri ki. bir girdim şaşırdım. Evet. İçeride son zamanlar en çok ne tutuluyor? Ne alıyorlar? O sezonuyla alakalı bir durum. Evet. Yani bizim sadece kırtasiye malzemesi olmadığı Evet. için bunun dışında kişisel bakım ürünleri Ha, ve bu çok hediyelik önemli. Onun eşya. biraz Evet, kişisel evet. bakım. Şu Evet, anda evet. hanımların hatta beylerin çok önemli dikkatini çeken bir şey. Evet. Onu anlatır mısınız? Tabii ki birçok markette bulabileceğiniz çeşitlerin dışında özel olarak Antalya'dan getirdiğimiz bizim yine Alman iş kadınının üretmiş olduğu bir sabun var. Peki bu sabun ne işe yarıyor? Saç için mi? Her Vücut türlü için cilt mi? hastalıklarında da kullanılıyor. Ha. Doğal bir sabun, Evet. Clementine sabun adında. Daha çok hani kişisel bakımdan kastımız bizim. Evet. Çok geniş yelpazeli Evet. parfüm vesaire bulundurmuyoruz ama iş kadınlarının ve iş adamlarının günlük temel ihtiyaçlarını giderebilecek ürün yelpazesini Evet. bulunduruyoruz. Bunun dışında hediyelik eşya gruplarımız da sürekli sezona bağlı olarak değişiyor, yenileniyor. Şimdi yaz sezonuna geldik. Evet. Yaz sezonuna girdiğimize göre ne yapmamız lazım? Yani Bir şeyler ne yapalım? Ha, güneş güne. kremlerinden tutun da biz sonuçta hani havuzu vesaire de düşünerek çocuklarımız için simit bile bulunduruyoruz yani şişme Evet. simit bile bulunduruyoruz. Kaç çeşit dediniz? 28 bin çeşit ürün var. Yani burası bir kırtasiye olarak değerlendirilmemeli. Ofis market olarak değerlendirilmeli. Temel olan bütün Evet. ihtiyaçlarınızı geldiğinizde orada karşılayabilirsiniz. Yani bulamayacağınız bir şey olacağını sanmıyorum. Şimdi kalem elimde. Kalem var mı canım? Var. Peki kalemle ilgili başka ne sorayım? Kalem tıraşı var mı?
Var. Her çeşidi var. Şimdi askerde biliyorsunuz işte şey sorarlar, parola derler. Parola işte işaret nedir? Birbirini tutmaz. Çünkü kalem dediğimi hemen aklına kalem tıraş geliyor. Evet. O yüzden siyah dediğim beyaz geliyor. Tamamen tersi olması lazım. Peki hiç aklıma gelmeyen ne var sizde? Böyle şaşırtıcı bir şey. Bir şey söyleyin bana. Bizim için hani müşterilerimiz adına bence şaşırtıcı olan her şey şöyle söyleyebilirim. Kırtasiye deyince insanlar A4 kağıdı, kalem, defter vesaire bakış açısıyla geliyorlar oraya. Ama orada küp şekeri de görüp, sodayı da görüp, Nescafe'yi de görüp bunlar da varmış ve biz kırtasiye ve ofis malzemelerinin dışında bu ihtiyaçlarımızı da giderip çıkabiliriz diyerek şaşırıyorlar. Yani en güzel noktası bu bence. Sadece ofis açısından değerlendirmeyin, evimizin de ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Dün anladığım kadarıyla orada şey de konuşuldu. İzmir'in güzellikleri de konuşuldu. Siz İzmir'in deyince, İzmir'in güzellikleri deyince aklınıza ne geliyor? İzmir şehrimiz. Yani o kelimelere sığacak bir şey değil yani. Evet. O kadar güzel özelliklerimiz var ki bizlerin. Yani özellikle bir deniz şehri olması. Tabii ki o sürekli o havayla temas içerisinde olabilmek. Ve sonuçta özgür bir şehir. Bayanlar açısından da değerlendirdiğimizde iş hayatımızda da bizlerin daha rahat ve özgür davranabileceğimiz bir şehir. Birçok imkanı sunan bir şehir. O anlamda hani iş kadınları olarak biz Liyakat Derneği'ndeki bayanlar olarak da çok rahat hareket edebiliyoruz. Bu önemli bir şey bence. Gezebileceğimiz, dolaşabileceğimiz, hafta sonu hafta içi iyi vakit geçirebileceğimiz bir şehir ailelerimizle birlikte. Yani en başta temel olarak bunlar geliyor aklıma. Şimdi İzmir deyince güzelliklerden söz ettik, güzel hanımlardan söz ettik, liyakattan söz ettik. Peki benim merak ettiğim bir nokta var. Bu Arke'nin önünden yüzlerce, binlerce araç geçiyor. O sıkıntı yaratıyor mu size? Araç? Araç hani ön taraftan, yoldan binlerce araç geçiyor. O araçlar gürültü yönünden ne bileyim bir sıkıntı yaratıyorlar mı? Yok yani hani belki otobanla bizim mağaza biraz uzak tabii ki. Ama bizim kendi firmamız adına çok da olumlu bir dönüşü var diye düşünüyorum. Çünkü insanlar cadde üzerinde Kornus Alışveriş Merkezi'ni görerek işlerine gidiyorlar veya işlerinden dönüyorlar evlerine. Ama herhangi bir sıkıntısını tabii doğaya vermiş olduğu zararı ayrı tutarak gürültüsünü duymuyoruz yani. Öyle bir sıkıntımız yok. Şimdi genç yaşta müdürlük yapıyorsunuz. Binlerce kalem şey var, ürün var. Bu ürünleri nasıl sağlıklı bir şekilde depolayabiliyorsunuz veyahut da sayımını yapabiliyorsunuz? Aradan eksiler olmuyor mu? Hortumlanan olmuyor mu? Yani mutlaka bizim de bir fir oranımız var. Yani bu her iş yerinde de söz konusu. Ama biz takım çalışması, ekip çok önemli. Bizim ekibimiz çok güçlü ve işlerini çok düzgün yapan çalışanlarımız. Ve bu anlamda depo sorumlumuz da ayrı, stok açan arkadaşımız da ayrı, alış faturalarını işleyen arkadaşımız da ayrı. O anlamda kontrol mekanizmamız sağlam bir şekilde işliyor. Ama tabii ki yılda bir kez biz mağazamızı akşam 9'da kapanıyor. Sabaha kadar bir profesyonel ekibe saydırıyoruz yılda bir kez en azından. Ve orada da tabii ki fireler ya da bozulan ürünler ortaya tespit çıkıyor. Ediliyor. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Ama barkod sistemiyle çalışan bir mağaza olduğu için o anlamda stoklarımız da çok düzgün. Şimdi siz genç bir şeysiniz. Genel müdür diyeyim ben. Genel müdürsünüz. O kadar büyük bir mağazanın genel müdürü olmak kolay değil. Peki sizi gelip böyle toptan alışveriş yapmak isteyen veya büyük firmalar geldiği zaman böyle şaşırıyorlar mı?
ya karşımızda böyle ne bileyim ileri yaşta birisini, orta yaşın üzerine birisini bulacaktık da genç bir hanım çıktı, yani müdür olarak deyince ne yapıyorsunuz? Öyle bir şey oluyor mu? Şimdi ekipten bahsettim. Bizim kendi aramızda da bir iş bölümümüz söz konusu. Evet. Ve bu anlamda ben daha çok sosyal sorumluluk projeleriyle, finans ve muhasebe alanıyla ilgileniyorum. Ve dünkü gibi bir kokteyl tarzı çalışmalarla ilgileniyorum. Arkadaşlarımız daha çok kurumsalla ilgilenen arkadaşlarımız müşterilerimizle iletişim halinde oluyorlar. Ama genelde genç bir ekibe sahip olduğumuz için hem kendi adıma hem de diğer arkadaşlarımın adına da alışık müşterilerimiz, genç kişilerin kendileriyle ilgileniyor olmasına. Çok güzel. Şimdi geçenlerde mahkemedeydim. Mahkemeden zaten çıkmadığım olmuyor. Mahkemeyi takip ederken benim mahkememden önceki mahkemede adliyede bir genci getirdiler. O da bir Kemeraltı'ndaki satış mağazasının müşteri temsilcisiydi veyahut da satışçı da elemanıydı. Yakalamış, birisini yakalamış. Nasıl biliyor musun? Ayakkabı almış, ayakkabıyı adam değiştirmiş. Hani kapıdan çıkarken ötüyor ya, ötmesin diye, yani çalıntı oldu, meydana gelmesin diye. O hakim sordu o yakalayana, nasıl yakaladın dedi. Efendim dedi, baktım dedi, ayağında dedi, hiç kullanmamış yeni bir ayakkabı var dedi. Ve spor ayakkabı, ünlü bir markanın ayakkabısı. Ne onu görünce takip ettim dedi, sordum. Bizim ürünümüz olduğu belli. Hemen dışarı çıktıktan kolundan tuttuk. Önce inkar etti ve de çıkardığı ayakkabıları bulmuş dedi, bulduk. Ben de şimdi sevgili Demet Çezik'e soracağım. Hiç böyle el değiştiren de, hırsızlık demeyeyim de, el değiştirme olayı yakaladınız mı, gördünüz mü, buldunuz mu? Bizim kamera sistemlerimiz evet. Var ve sürekli ben kendi ofisimde de mağazayı izliyorum. Arkadaşlarımız da son derece titiz davranıyorlar, dikkatli davranıyorlar. Bir kere öyle bir olay yaşadık yani. O kişiyi biz takip ettik metro durağına kadar. Ve ondan sonra da hani aslında çok önemli bir şey değildi fakat en azından mağazamızın sürekli kamerayla izlendiğini ve bu tür bir eylemin anında tespit edilebildiğini kendisine hissettirdik. Ve o da bir daha gelmedi yani, öyle söyleyeyim. Evet. Demek ki bazen böyle işte vicdanımız veyahut beynimiz veyahut kalbimiz el vermiyor. Diyoruz ki zaten kalbimiz niye el veriyor bizim? Şefkate, dostluğa, sevgiye, İzmirli olduğumuza öyle diyoruz. Peki sevgili Demet Sezik, başka söylemek istediğin bir şey var mı? Veya İzmirlilere bir mesajın var mı? Evet var. Kırtasiye ve ofis malzemesi alışverişi yapmadan önce mutlaka bir kere bize uğramalarını istiyorum. Siz kimsiniz? Çünkü, anlat, kendinizi tarif et. Corners Alışveriş Merkezi'ni biliyorsunuz, Bayraklı girişinde, Altınyolu'da. Orada bulunuyoruz biz. Corners zaten İzmir'in en eski alışveriş merkezlerinden biri. Saat sabah 9'da akşam 21'e kadar açık mağazamız, haftanın 7 günü. Ve güler yüzlü ve samimi ve özellikle satış sonrası destekle birlikte arkadaşlarımız hizmet sunuyorlar. Mutlaka gelip bir kahvemizi içsinler derim ben. Mutlaka bir şekilde yolumuz birleşecektir. Sevgili izleyiciler, İzmir Port izleyicileri, ben dün oradaydım. Onların kahvesini değil ama meşrubatlarını içtim, pastalarını da yedim. Ve de güler yüzlü insanları gördüm. Tanıştığıma mutlu oldum. Zaten ondan böyle sizi de tanıştırmak istedim. Ve Demet Hanım bizi kırmadı, geldi. Teşekkür ediyoruz ve birlikte el sallayarak ağlasmak. Corners'e gelin diyoruz. Nereye gelecekler? Arke. Arke değil mi? Evet, Arke. Arke'ye buyurun.